Merhabalar değerli Reklam Peyde takipçileri. Bir astrolojik programıyla birlikte yeniden karşınızdayız. Evet, yükselen Başaklar ve Güneş Burcu Başak olanlar. Kasım 2018 sizlere neler getiriyor, bunları hemen anlatmaya başlamadan önce Kasım ayının gündemini yorumlayacağız. Kasım ayında neler var? Elbette ki bir yeni ayımız, bir dolunayımız var, bir takım gezegen gerilemelerimiz var, gezegenlerin burç geçişleri var. Bunları hemen bahsedelim ve tabii ki ayın bence en güzel olayı, benim bir yıldır beklediğim, gerçekleşmesini umut ettiğim olay Jüpiter'in yay transiti. 8 Kasım'da Jüpiter yay burcuna geçmiş olacak. Bu arada biraz rahatsızım. Sesim rahatsız ediyor olabilir sizleri. Ondan dolayı şimdiden özür dilerim. Lütfen anlayışınızı sığınıyorum. 7 Kasım'da Akrep Burcu'na bir yeni ay gerçekleşecek ve 8 Kasım'da Jüpiter, arkadaşlar bir yıldır beklediğim olay Jüpiter, yani yayın kendi yönetici gezegeni yay burcuna gelecek ve tam 2 Aralık'a kadar, 2 Aralık 2019'a kadar da burada seyahat etmeye devam edecek. Gerçekten çok güzel bir yıl olacağını görüyorum. Jüpiter şans gezegeni ve kendi burcunda çok yücelecektir ve birçok insanın haritasında da gerçekten bolluk ve bereket getirecektir. Birçok insana aşk getirecektir, evlilik getirecektir. Bu transit önemli bir transittir. Birçok insanın, uzun zamandır ilişkisi devam eden birçok insanın evlendiğini görebilirsiniz. Bunlara şahitlik ediyor olabilirsiniz. Ve 16 Kasım'da Mars'ın Balık burcunda bir seyahati var. 1 Ocak'a kadar devam edecek olan, yine 16 Kasım'da Venüs'ün Terazi burcundaki geri hareketi 2 Aralık'a kadar devam edecek arkadaşlar. 17 Kasım 1 Aralık arasında da Merkür'ün yine Yay burcunda bir geri hareketi söz konusu olacak ve 23 Kasım'da İkizler burcundaki dolunayla beraber ayı kapatmış olacağız arkadaşlar. Gelelim peki yükselen Başaklar nasıl etkilenecek? Şimdi yine siz de aslan burçları gibi arkadaşlar ev alma derdine düşebilirsiniz. Biraz ev araştırabilirsiniz. Bir yerlere kendinizi atmaya çalışıyor olabilirsiniz. Taşınmak istiyor olabilirsiniz. Fakat bu yeni ay size böyle bir dürtü getirse bile, hatta böyle şans bile getirse, yapacağınız hareket analiz, araştırma, geliştirme şeklinde Ar-Ge faaliyetleri noktasında kalması gerekiyor. Bu ay için bunu söyleyeceğiz sizlere. Lütfen ve lütfen fazla farklı hareketlere girişmeyiniz. Birdenbire yer değişikliği yapmayınız sevgili yükselen Başaklar. Bunun haricinde arkadaşlar yapacağımız yorumlar, 8 Kasım'da Jüpiter sizin aile evinize gelecek. Dediğim gibi aslında yer değişikliği ile ilgili bir şans olabilir ama Merkür'ün 16 Kasım'da burada geri harekete başlayacak olması ve bunun tabii ki 1 Aralık'a kadar, 17 Kasım'da Merkür'ün yay burcuna geri harekete başlaması, 1 Aralık'a kadar da devam ediyor olması, sizin Aralık ayına kadar kendinizde bu anlamda aksiyon almamaya, sadece araştırma yapmaya gayret göstermenizi anlatıyor gökyüzü. Peki yer değişikliği dışında neler olabilir? Onlardan da bahsedelim. Bir kere ben şunu çok net söyleyebilirim. Mars'ın balık seyahatinden de yola çıkarak söyleyebilirim. Kendinizi yeni ilişki içerisinde bulabilirsiniz. Fakat bu şöyle bir iş ilişkisi de olabilir. Yeni bir ilişkisi. Bir aşk ilişkisi de olabilir ama hani süre gelen bir şeyin bu adıma taşınması, ilişki adımına taşınması şeklinde görüyorum. Yepyeni bir olay görmüyorum yükselen Başak burçları için arkadaşlar. Dediğim gibi ilişki anlamında da, ev değişikliği anlamında da çok titiz olup araştırma yapmanızda, kendinizi hemen koy vermemenizi, tabii ki her ilişkide böyledir ama hani bazı ilişkilerde güven duyarsınız ve kendinizi bırakıverirsiniz. Ben kesinlikle evet, Neptün geri hareketteydi arkadaşlar. Neptün'ün geri harekete geçmesini bekleyin dedim. Kasım'ı bekleyin dedim. Evet tabii ki öyle. Ama Kasım sonunu dedim, dikkat ederseniz. Kasım'ı çıkartmaya çalışalım arkadaşlar. Bu ayın güzel enerjileri, evet bir önceki aylarda yaşamış olduğumuz bunalımları hafifletecektir tabii ki. Fakat bu güzel enerjiler de aslında bize kalıcı olmayabilir. Hani olduğumuz zannediyor olabiliriz, tutunduğumuzu zannediyor olabiliriz. O yüzden işi sağlama almak adına dediğim gibi Kasım'ın çıkmasını bekleyiniz. Sadece şöyle yapıp çok çok bilinçli ve farkındalık sahibi bir insan olarak yaşamış olduğunuz güzellikleri sadece yaşayın, o anda bırakın arkadaşlar. O güzelliği alın ama bununla ilgili hayal kurmayınız lütfen. Çünkü bu kurduğunuz hayaller kırıklığa dönüşebilir.
Bunu yapalım. Ve tabii ki en önemli uyarım harcama. Gerçekten de bu Venüs'ün terazideki seyahati, geri hareketlik seyahati maddi anlamda biraz harcama yapmanızı da sağlayacaktır. Bu harcamaların da acısını çekmemek adına lütfen harcamalarınıza dikkat edin diye uyarmak istiyorum. Venüs mutlaka güzellikle ilgili size harcama yaptıracaktır. Estetikle ilgili, sanatla ilgili daha fazla sinemaya, tiyatroya gitme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Görünüşünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz ki böyle bir şeyden bahsetmiyorum ama çok fazla giyim üzerine alışveriş yapabilirsiniz. Ya da tablo alabilirsiniz vesaire. Gerçekten bu konulara çok fazla yatırım yapabilirsiniz ama daha doğrusu harcama yapabilirsiniz. Bununla ilgili uyarı yapacağız. Bunun haricinde davası olan insanlar varsa, aranızda yükselen başaklar varsa, bunlarla ilgili dediğim gibi bir sonuç haftasına geldiğimizi söyleyebilirim. Kesinlikle bir sonuç söz konusu olacak ve bu sonuç sizi tatmin edecek gibi görünüyor ama hani bir anlaşma, bir uzlaşma sayesinde tatmin olacaksınız gibi, böyle hakkınızı tam almak gibi değil de siz de bir parça geri adım, karşı taraf bir parça ileri adım derken bir yerde buluşacaksınız gibi görünüyor. Sevgili yükselen başaklar için yapacağımız yorumlar da böyle. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Aralık ayında lütfen yine benimle olun. Yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakmayı unutmayınız. Özelden sormak istediğiniz şeyler olursa da astrofuri hesabından bana soru sorabilirsiniz. İmkanım olduğunca arkadaşları kırmamaya çalışıyorum. Ama takdir edersiniz ki ben de aktif bir çalışma hayatına sahibim. O yüzden ilgilenemediğim dönemler de oluyor. O yüzden lütfen alınmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.